Var ya, şu an elimde bıçak olacak böyle. Tam üstüne atlayacağım. Kartını alıp kaçacağım. Kaçamıyorum. Bir de gerçekten donmuş gibi davranıyorlar. Çok iyi ya. Açın lan. Bir dakika. Olmadı kaçayım. Ne oluyor lan? Herkes donmuş. Donma lan. Donma değil. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arun ve bugün sizinle birlikte SCP Türkiye Vakfı SCP Vakfı Türkiye oynayacağız. Türkiye Vakfı değil. Evet, yanımda One Breath Studio Models ve Yiğit var. Burada bayağı kişi var. Onlar şu an konuşmada. Geri kalan sınıftayalar. Falan filan. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz abi. Sen nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de ya. Gayet iyiyim. Oyun zaten oldu biliyorsunuz. Bir videosunu çektim. Sessizdi. Şu an sesli bir video artık çekmeye başladık. Her neyse. Hop. Aman. Tamam. Geçmedim. Vurmayın. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. SCP'de biraz olayı anlatacağım size. Arkadaşlar, SCP'nin olayı bu vakıfta canavarlar, yani yaşayan veya yaşamayan objeler var, nesneler var, ne deniyorsanız artık, ne diyorsanız. Onları insanlığı tehlikeye sokabilecek şeyleri burada tutuyorlar ve insanlıktan koruyorlar. Amaç bu. Yiğit, bu arada selam ver sende. Tamamdır. Şimdi 3 tane sınıf D'yi buradan alacaklar, bizi teste götürecekler. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bu videoda deneklerden bir tanesi olacağım. Bu sınıf D personeli ya idam cezası almış ya da müebbet ceza yemiş insanlardan oluşuyor. Onlar buraya hani bir şey yaramaları için buraya getiriliyor en azından. Evet, 3 kişi olduk. Duvara dedi. Hemen geçelim duvara. Hey doktor, bize bir şey olmayacak değil mi? Bu arkadaş kim? Ha, 4 kişi mi? Tamam. Dışarı çıkanlar var. Ben 3 kişi istemiştim ama böyle. Oyunun sesi iyi mi ya? Çok geliyor mu? Neyse, salla. Öldü mü? Yok oldu. Mendil verir. Bu arada arkadaşlar, oyunumuzun scripter'ı, geliştiricisinden birisi Studio Models. Kendisi şu an zıplıyor. Ona teşekkür ediyoruz. Oyunda şu an bu noktaya gelindiyse büyük katkısı var. Teşekkürler yani. Peşimden ayrılmayın. Bu SCP'yi kaçırmaya çalışmayın. İşte bize uymamız gereken kuralları söylüyor. Eğer uymazsak imha edilebiliriz. Ya çünkü zaten bir değerimiz yok sınıf D olarak. Ya şey olarak bu. Gerçek olarak bu. Fakat oyundaki yeri bu sınıf D'lerin çok yüksek. Yani onlar olmazsa zaten oyunun bir temeli anlamı kalmıyor. Güvenliklerin yakından ayrılmayın. Güvenliklerin sözünü de dinleyelim. Bu arada arkadaşlar, bu SCP şu an ilk Türkiye'de bir ilk yaptık. Sıfırdan bir SCP oyunu inşa ettik ve tamamen Türkçe. Bu arada Roma rakamıyla yazıyorsun, şeyle yazsan çok daha iyi olur. Bir benden, iki güvenliklerden uyarınız, hakkınız var. Tamamdır. Engellemeye kadar gider. Çünkü trollemeyin oyunu. Oyunu trollediğinizde oyunun bir anlamı kalmıyor. İşte böyle. Şimdi birazdan bizi götürecekler. Evet. Takip ediyoruz. Herkes gelsin. Eğer burada kaçmaya çalışırsak falan bizi imha ediyorlar. Tamam, herkes gelsin bir yavaş yavaş gidelim. Tamam, burası zaten açık. Burayı geliştirmekteyiz, hala geliştiriyorum yani. Bir şeyler yapıyoruz. 4 kişi geldik, tamam 4 kişiyiz. Güzel. SCP-002, yok hayır pardon, o değildi. Kaça gidiyoruz? 173'e gitmeyelim. Ona gitmeyelim. Ona götürüyorum. Onu götürüyorum çünkü güvenlik gözünden gördüler, bir de plastik. Tamam güzel. Güzel. İyi bir fikir. Tamam. Şu an bir şey yapalım. Geldik. Duvara geçmemizi istedi. Hemen bir duvara geçelim. Şu duvardan da biraz öne gelelim de hani yazılarımız gözüksün. İyi oluyor. Bir iki adım öne gelin falan diyebiliriz hatta. Güvenlikler de diyebilir.
Aynen. Bak mesela şu an adamın yazısı gözükmüyor. İki yandan gitti. Güzel oldu. Siz de oyuna geldiğinizde rol almak istiyorsanız Discord'a geliyorsunuz. Orada zaten ne yapmanız gerektiği belirtiliyor. Roblox grubuna katılarak da bu rolleri kullanabiliyorsunuz. Bakın burada bir sürü takımımız var. Seviyeler halinde. Dördüncü seviyeye kadar gelemiyorsunuz aslında. Herkes gelemiyor. Yüksek bilgiye falan sahip olsanız belki seviye 4 olabiliyorsunuz. Seviye 3'e kadar kendi yaptığınız formlarla, doldurduğunuz sınav tarzı şeylerle geliyorsunuz. Evet, bu 173, SCP-173 olarak bilinir. Aynı anda arkanızı dönmeyin, dönerseniz öldürür. Çok fazla bilgi verme. Baktığımız zaman hareket edemiyor, bakmadığımız zaman çok hızlı bir şekilde yanımıza gelebiliyor. Gözünüzü sırayla kırpın. Evet, aynı anda gözümüzü kırparsak gözümüzü kapatmış, göz kontağımızı kapatmış oluruz. Diyeceğim şeyleri yapın. Tamamdır. Hiçbir zaman da söylediği şeyden çıkmayacağız. Güvenlikler kapıyı açıyorlar. Sırayla gireceğiz. Sırayla mı gireceğiz yoksa birlikte mi? Bizi açacaklar şimdi. Hadi bakalım. Evet, şimdi bu kapıyı açacaklar. Açtılar. İçeri giriyoruz. Hadi bakalım. Oh. Göz kontağını kesmeyin. Aman. Önüme geçtin. Göz kontağı gitti. Arkadaşlar bakmayı unutmayın. Korkuyorum şu an, bildiğim şey yapıyor. Dur, hatta şuradan biraz sesini açayım onun. Onun sesi hiç yok galiba. Ya yani şöyle bakmamızda bir sorun yok. Kamerayı çevirebiliyoruz ama sürekli baktığımız sürece bir sorun olmuyor. Ben şimdi biraz şey yapacağım. Şöyle yamuk yumuk gideceğim. Başka yerlere. Çok tehlikeli şu an. Başkaları bakmazsa ya da benim önüme falan geçerlerse sorun olacak. İki kişi arkasını dönsün. Ama kim dönecek? Bu çok şey. Arkama geçti. Döndüm. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bu SCP böyle. Şu an ben hatta onların yanına gideceğim. Ne kadar ölsem de. Görüyorlar. Ben buradayım. Oh hey. Görmüyor musunuz? Vakıf görevlisi olan niye yok ya? Hiç kimse mi vakıf personeli olmuyor? Ben de gideyim bari ahlak komitesi olarak. Bir ziyaret edeyim. Dediğim gibi birçok takım var. Birçok böyle rolümüz var. Hepsini girebiliyorsunuz. Tabii rol aldığınız müddetçe. Discord'a geliyorsunuz. Oradan personel alım bölümünden okuyun zaten. Anlarsınız. Size de yardımcı olurlar. Eğer sorarsanız sorular falan. Ben şu 173'e doğru gideyim. Ha, Deagle'ım var. Güzel. Bu da telsizimiz. Daha sonra bu çalışır hale gelecek. Sıfırdan da yapabiliriz. Evet, ben de geldim. Aynen, Deagle'ı o yaptı. Stüdyo modus. Bir kişi daha gitti. Sesi de falan korkunç ya. Çıkaralım arkadaşlar. Tamam. Bir güvenlik görevlisi açsın kapıyı. Ben göz kontağını kesmeyeceğim. Arkada ölürüm Türkiye bile ölüyorlar. Tamam. Hemen şey yapın. Kapıyı çok güzel. Tamam. Testimiz burada bitti. Sağ kalanlardan bir kişi var. Bir önceki şeyde hepsi ölmüştü. Çok güzel. Arkadaşı çok tutuklamayın. Kendi yürüsün. Tamam. Kendisiyle biraz konuşun hatta. Şu an hani oyunu anlamaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Falan filan. Çok küçük şeyler de göstereceğim birazdan. Bölümler hakkında bilgi falan vereceğim. Şöyle bir şey yapsak. Yok, ölmüyoruz değil mi? Duvarın arkasını aldım. Evet, bu SCP'den 3. kez kurtulan kişi. 4 defa falan geldik. Dördünde de ikişer üçer kişi getirdik. Üçüncü kez şey oluyor. Kurtuluyor. Aynen, ben de seni tebrik ediyorum. Buradan video izliyorsa, ki izleyecektir büyük ihtimal. Ben şöyle kaçayım buradan. Kolay gelsin.
Tamam. Bu arada güvenlikler onu tekrar şeye götürüyor. Yerine götürüyor. Sınıf D bölümüne. Sen şu an gidip araştırma bölümüne gideceksin. Ben ilk önce kafeteryaya gidecektim. Ya sen de işte şu an takılabilirsin. Şöyle bir durumumuz da var. Şimdi ben onu göstereceğim. Köşede bekliyorum. Şöyle bir ekran yakalım. Oyun yakalamayı kapat. Evet, Discord'umuza şöyle bir geçecek olursak. Burada güvenlik bölümü, işte mühendislik ve teknik servis, bilimsel bölüm, ahlak komitesi, sağlık bölümü, üretim bölümü tarzında gruplar var. Discord grupları. Bunların hepsine katılabilirsiniz. Sorun yok. Girdiğiniz zaman oyunda bunlara katılamıyorsunuz. Şöyle bir durum oluyor. Zaten bir dakika, bunun süresi geçmiş. Onu bir yenileriz. Şöyle bir durum oluyor. Siz şu an SCP vakfımızda bir personelsiniz. Kaç seviye olursanız olun. İsterseniz sınıf D olun. Bir personelsiniz. Gidip bunlara katıldığınızda misafir olarak adlandırılıyorsunuz. Hatta şöyle gösterebilirim. Bunların hepsi vakıf görevlisi olmuş da. Başka yerlerde var. İşte misafir olarak adlandırılıyor. Değişebilir bunların isimleri. Hepsine katılabiliyorsunuz. Daha sonra buradan seviye alımına bir bakalım. Personel alımına. Gördüğünüz gibi seviye 0 olduğunuzda sadece vakıf görevlisi olabiliyorsunuz. Bunu da birazdan göstereceğim. Seviye 1'de bunlar var. 2, 3, 4 falan filan. Mesela güvenlik bölümüne girmek istediniz. Güvenlik bölümünün Discord'una da girmek zorundasınız tabii ki de. Ona da girmelisiniz. Burada işte atıyorum bir şeyler eklenecek daha fazla. Tryout'lar işte dersler falan gelecek. Onları buradan yapacaksınız eğitmenlerinizle birlikte. Bilimsel bölümde de şöyle bir mevzu var. Bayağı bir gördüğünüz gibi şey var. Rollere bakacak olursak yine klasik seviyeler var. İşte kıdemli araştırmacı, bilim insanı, büyük araştırmacı, stajyer araştırmacı falan. Kendi içerisinde de bölümler seviye atlayabiliyorsunuz. Yani kapsamlı bir şey. Zor bir durum. Hepsini kontrol etmek tek kişi için zor oluyor. Bu yüzden bir grubumuz var. Seviye 4 ve seviye 5'lerden oluşan 4 kişilik bir grubum var şu an. Onlar bana yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Gerek Roblox grubunda, gerek burada Discord grubunda, oyunda. Onlara teşekkür ediyorum. Tabii Blue Knight hariç. O bizim adminimiz diye seviye 5. Öyle. Ben de oyuna geçeyim. Vakıf görevlisi şöyle bir durum oluyor. Seviye 0 olduğunuzda aslında yapacak pek çok bir şey yok. Bu arada Alper şey biraz sesini kıs istersen. Vakıf görevlisi böyle. Yani çok bir şey yok. İşte gezebilirsiniz. Ne bileyim mesela bilimsel departmandan bir arkadaşınızı gördünüz. Bilimsel bölümden. Mesela ona merhabalar efendim diyebilirsiniz. İşte ona bir kahve şey yapabilirsiniz. Götürebilirsiniz. İşte etrafı kolaçan edebilirsiniz. Herhangi bir durum olduğunda buradan işte telsiziniz olduğunda bildireceksiniz. Falan filan. Yani aslında bunların da bir görevi var. Geçiş rolü. Seviye 0'dan seviye 1'e geçene kadar çok düzgün bir şey yok tabii ki de. Hani temel amacınız ben vakıf personeli olacağım olmasın. Neyse işte tıbbi bölüme mi geçelim? Hepsini göstermeyi planlamıyorum. Yavaş yavaş göstereceğim. Şimdi sadece tıbbi bölümü de göstereyim. Tıbbi bölümde de böyle. Bir laboratuvar tarzında bir yer var. Hastane var arkada. İşte burayı geliştireceğiz. Gördüğünüz gibi. Tıbbi bölümün kıyafeti burada. Bilimsel bölümün kıyafeti de şu an Yiğit'in üstündeki kıyafet. Gördüğünüz gibi. Öyle. Sana da merhaba. Böyle işte, tamam. Şimdilik çıkalım buradan. Oyuna katılın. Katılmanızı hani şiddetle öneriyorum. SCP'deyiz sonuçta. Normal yani. Hepiniz katılın. Unutmayın. Oyun geliştiriliyor. Tool'lar ekleniyor, eşyalar. İşte mekanlar ekleniyor. İşte bazı bug'ları gidermeye çalışıyoruz. Şu an oyunun oynanabilir durumda. Yani bir sorun yok. Ara sıra küçük bug'lar oluyor. Yeni eklediğimiz şeylerden dolayı falan filan. Çok önemli değil. Sen böyle gel. Şey yapma. Yani her gün yeni SCP eklemeye çalışıyoruz. Evet, yeni SCP'ler gelecek. Hatta bildiğiniz, eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz SCP'leri de aşağıda yazın. Eğer bilgisi olan varsa. Onları da ekleriz. Eğer beğenirsek biz de. Eklenebilecek SCP durumdayız. SCP Discord'una da yazabilirsiniz bu arada. Aynen, SCP Discord'una zaten bayağı aktifiz. Yani oradan bildirebilirsiniz. Bu arada bu da şey, mobil görev timi, gücü, güçleri. Bu timi diye önceden yapmıştık. Ahlak komitesi şey, sildik. Şimdilik sildim. Buraya tekrar ekleyeceğiz. Departmanlar, sektör 2'ye. Sektör 2'de onun özel bir odası olacak falan. Discuss, tartışmalar falan yapılacak orada. Oturup toplantılar olacak.
Orada bunu yeni fark ediyorum. Şu güzel bir detay olmuş. Yani kafeteryanın duvarı. Öyle işte. Tamam. Şimdilik kapatalım mı burayı? Aa evet. Ekran oyun yakalamayı açmamışım. Ben ekran yakalamada kalmış biraz. Çok da sorun olmaz. Herhalde. 16 dakika olmuş. Yeterli. Tamam. Hep birlikte bir toplanalım mı? Yok öyle değil. Ya. Sınıfta şeyine geçin dedim de. Herkes eşit olsun diye. O da olur tamam. Tamam, sınıfta edeyim. malzeme diyor. Malzeme dediği şeye bak ya. Arkadaş çok trolledi. O yüzden böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Evcil peti bir gezdiriyor ya. Tamamdır. Hadi video bitirişini yapalım. Böyle atamadım. Video bitirişi. Evet. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Dediğim gibi herkes katılsın. Şu an 5-6 kişi seviye 0. Yavaş yavaş atlıyorlar. 24 saatte bir olması gerekiyor. O yüzden öyle yani egoistim. Tamamdır. O zaman tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye.